Posta Teknoloji'den herkese selamlar, hoş geldiniz. Ben Onur Binay. Bu videoda Gigabyte'ın hem içerik üreticiler hem de oyun oynayanları düşünerek geliştirdiği Aero 16 adlı dizüstü bilgisayarını detaylı bir şekilde inceliyoruz. Gigabyte Aero 16 şirketin önceki modellerinde gördüğümüz siyah renk şeması yerine tamamen yeni bir tasarıma sahip, siyah klavye ve biraz kontrast sağlayan izleme dörtgenin yanı sıra gümüş bir kasayla tasarımı son derece şık. Kapaktaki Aero logosu makine açıkken yanıyor ve klavyenin arkasındaki tamamen beyaz aydınlatmayla eşleşiyor. HD kalitede web kamerasının saklandığı yerde dizüstü bilgisayarı kolayca açabilmeniz için kapaktan çıkıntı yapan ters bir çentik var. Bu çentik web kamerasını açıkta bıraktığından kameradaki iğne deliği mikrofonlarında toz biriktirmesini de engelliyor. Yani bu şekilde burada toz birikmiyor. Makinenin kendisi harici bir ekran kartına sahip olsa da 16 inçlik bir dizüstü bilgisayar için oldukça ince ve hafif. Sırt çantasına taşımak için de oldukça elverişli. Bağlantı noktaları açısından makinenin yanlarında ikisi Thunderbolt 4'lü ve 100 watt güç dağıtımını destekleyen USB-C bağlantı noktaları göreceksiniz. Sadece USB-C'ye sahip bir laptop bir içerik üreticisi için iyi bir seçim olmayabilir. Ya da diyelim GTA oynamak için kontrol cihazınızı makineye takmak istiyorsunuz, bağlamak istiyorsunuz ama USB-A bağlantı noktası burada yok. İşte Gigabyte bunları düşünerek kutuya USB-A bağlantısı, Ethernet jack'ı, mini display port ve tam boyutlu HDMI sunan küçük bir hub da eklemiş ve bunun için de ekstra para vermiyorsunuz, kutudan çıkıyor. Klavyeye gelirsek arkadan aydınlatmalı beyaz ile tek renk ve basit bir tasarıma sahip. Yani oldukça şık ama basit dediğime bakmayın. Temel düzende sadelikten yararlanılmış, tuş aralıkları da iyi. Tuşların hareket mesafesi rakip oyun dizüstü bilgisayarlarına kıyasla biraz kısa ama bunun pek çok kişi için sorun yaşatacağını sanmıyorum. Yazma deneyimi de bence oldukça iyi. Yani yazma deneyimimden de yazma hızımdan da herhangi bir kayıp yaşamadım. Dokunmatik yüzey klavye ile aynı mat siyah renkte. Sağ ve sol düğmelerin tıklama hissiyatı iyi. Burada kaydırma ve dokunma için epey alan var. Kullanma açısından pürüzsüz ve komutları hemen algılıyor. Gelelim ekrana, çünkü Aero 16'daki diğer çarpıcı özelliklerden biri de ekranı. Neden derseniz buradaki 4K OLED teknolojisi sayesinde çoğu oyun ve içerik oluşturma makinesine kıyasla daha iyi bir ekran var. Ayrıca buradaki ekran 16'ya 9 yerine 16'ya 10 en boy oranına sahip. Bu da daha az kaydırma ile içerik düzenleme uygulamalarında daha fazla yer ve daha geniş görsel anlamına geliyor. Cihaz fotoğrafçılar ve görsel sanatçıların da talep ettiği VESA Display HDR 500 desteği sunan 3840'a 2400 piksel çözünürlüğünde AMOLED panelle geliyor. Panel sRGB'nin %100'ünü, Adobe RGB'nin %99'unu ve DCI-P3'ün de %99'unu kapsıyor. Panel aynı zamanda fotoğraf ve videolardaki renk düzeltmesi adına hani gereken doğruluğu sağlamak için Pantone onaylı renklere de sahip ve de en güzeli fabrikada kalibre edilmiş olarak geliyor bu ekran. Böylece kalibrasyon yazılımı veya ekipmanı ile uğraşmak zorunda kalmadan kutudan çıktığı gibi birinci sınıf renk elde edebiliyorsunuz. 4K ekranda film izlemek yani gerçekten harika, hani ona hiçbir sözüm yok. Ancak 60 Hz yenileme hızı görsellerin oyun ve diğer görevler için biraz hani harika olmasını engelliyor diyebiliriz. Daha yüksek bir yenileme hızı olabilirdi burada. Aero 16'daki hoparlörler ise yüksek ses seviyelerine ulaşması ve sesi direkt dinleyiciye iletmesi için yanlara ve üst kenarlara yerleştirilmiş. Böylece sesi direkt duyabiliyorsunuz. Burada dinlediğiniz şarkılar kulağa temiz ve net geliyor. Aynı zamanda parçaları yüksek ses seviyesinde dinlerken de çok fazla bozulma olmuyor. Asıl gelelim performans konusuna. Benim incelediğim modelde Intel Core i9-12900HK işlemci, 32 GB DDR5 RAM, Nvidia GeForce RTX 3080 Ti ekran kartı ve toplamda 3 TB'a kadar depolama alanı sağlayan çift SSD kurulumu bulunuyor. Bu yüksek güçlü işlemcinin temel saat hızı 2.5 GHz ama siz bunu direkt 5 GHz'e de yükseltebiliyorsunuz. Sahip olduğu donanımla bu makine hem oyuncular hem de içerik oluşturucular için gerçekten uygun bir makine. Genel kullanımda normal ve eco soğutma profillerinde cihaz epey sessiz çalışıyor. Yani çok az bir ses duyuyorsunuz arkadaşlar. Birden fazla Chrome sekmesi üzerinde çalışırken de bir sorun yaşamadım. Premiere Pro'da sonuçlar çok iyi. 2 dakikalık 4K bir videonun renderı 15 saniye sürüyor sadece. Tabii video uzadığı zaman da bu süreniz de uzayacak tabii ki de. Photoshop'ta da akıcı ve seri biçimde işlemler yapabilirsiniz. Hani Lightroom'da hani fotoğraf düzenleme veya renk yapma da oldukça hızlı ve kolay yapılıyor. Ekran kartı tarafında Nvidia RTX 3080 Ti olunca akla hemen tabii ki de oyun performansı geliyor. Gigabyte herhangi bir RTX 3080 Ti oyun dizüstü bilgisayarını bulacağınız kadar iyi performansı burada size sunabiliyor. Burada 3A oyunları maksimum ayarlarda oynarken saniyede 60 kareden daha fazlasını rahatça elde edebilirsiniz. Hiçbir kasılma olmuyor. Ki hani zaten şu anda ekranda da oyun testi sonuçlarını görüyorsunuz. Sıcaklık konusunda da Metro Exodus stres testi açıkken klavyenin ortası yaklaşık 52 santigrat dereceye kadar çıktı. Bunun ardından cihazı serin tutmak için fanların sesi tabii ki de biraz yükseldi ister istemez. Dokunmatik yüzeyde 36 santigrat dereceye kadar çıktı sıcaklığı.
En sıcak nokta neresi derseniz 58 dereceli alt kısımda arkadaşlar. Şimdi tasarım şık dedik, performansı güçlü, peki pil ömrü ne alemde? Şöyle ki Aero 16'nın pil ömrü ortalama denebilir. Cihazda depolanmış Full HD bir video dosyasını ekran parlaklığı %50 ve ses seviyesi %100 ile oynattığımda yaklaşık 6 saatlik bir sonuç aldım. Aslında buradaki 4K AMOLED panel ve kalibre edilmiş renkleri düşündüğümüzde sonuç normal denebilir. Cihazın kendisi taşınabilir dedim ama şunu da belirteyim, şarj adaptörü bunu kısmen engelliyor. Yani biraz büyük bir şarj adaptörü burada kullanılmış. Tabi ister istemez de olması lazım çünkü RTX 3080 Ti'yi bir şekilde de beslemek gerekiyor. O halde sonuca bağlayacak olursam, Gigabyte Aero 16 birinci sınıf malzeme, güçlü donanım ve renkli bir OLED ekranla etkileyici bir dizüstü bilgisayar. Çoğu açıdan bir içerik oluşturucunun hayallerini süsleyen makine de denebilir. Ancak uygun fiyatlı bir cihaz değil arkadaşlar ve evde bırakamayacağınız büyük de bir şarj adaptörüyle birlikte geliyor. Kısaca Gigabyte Aero 16 bir masaüstü bilgisayarın yerini alan dizüstü bilgisayar ve grafik tasarımdan video düzenlemeye hatta oyun oynamaya kadar pek çok şeyin üstesinden gelebilen bir makine olmuş. Taşınabilir profesyonel güç istiyorsanız Gigabyte Aero 16 modeline bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu videoda elimden geldiğince sizlere Gigabyte Aero 16'yı özetlemeyi anlatmaya çalıştım. Değinmediğim veya eksik gördüğünüz konu ya da konular varsa alt tarafta yorumlarda buluşalım. Destekleriniz de bizim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.